Evet arkadaşlar ben fizik öğretmeni Hüseyin Sıdar İlbey. Bugünkü konumuz arkadaşlarım dalga mekaniği. ünite 3. ünite ile beraber sizin karşınızdayım arkadaşlar. Bugün ne öğreneceğiz dalgalarla ilgili? Dalga mekaniği nedir? Bundan bahsedeceğiz. 10. sınıftaki biraz dalgalardan bahsedeceğiz. Bugünkü bilim öğrenmemiz gereken konu arkadaşlar dalgalarda kırılım. Girişim ve doblar olayından bahsedeceğiz sizlere. Birincisi olarak arkadaşlar darbada kırın girişim dobler olayı demiştik. Bunlardaki önemli olan 3 tane e, anahtar kavramlar var. Bunlar girişim, kırınım ve dobler olayından bugün sizlere söz edeceğiz arkadaşlar. Şimdi önce buna baş, başlamadan önce arkadaşlar 10. sınıfı bir hatırlatmak istiyorum sizlere. 10. sınıfta biz neler öğrenmiştik? Dalga olayının bir enerji aktarımı olduğunu e, bunun dışında öğrenmiştik. Su dalgalarının genel özelliği yansıma ve kırılma Kırılma olduğunu söylemiştik. Başka ne öğrenmiştik arkadaşlar? Dalgaları bahsederken iki tane dalgadan bahsetmiştik. Ses ve deprem dalgalarından bahsetmiştik. Ses dalgaları boyuna dalgalardı. Deprem dalgaları hem enini hem boyuna dalgalardan bahsetmiştik. Değil mi arkadaşlarım? Sonra dalgaları size biz nasıl göstermiştik arkadaşlar? Şu şekilde göstermiştik hatırlıyorsanız. Şöyle bir ifadede bulunalım arkadaşlar. Şurası denge çizgisi olsun. Tamam mı? şuradaki tepe noktasıyla şu tepe noktasını birleştirdiğimizde arkadaşlar bunun ismi neydi? Bunun ismi dalga boyuydu arkadaşlar. Şurası dalga boyuydu. Şu buz genişliği ne diyorduk arkadaşlar? Genlik diyorduk. Bunlardan bahsetmiştik. Onun sınıfını bir tekrarını yapalım istersen arkadaşlar. Sonra neden bahsetmiştik arkadaşlar? Dalga boyunu alfa eşittir v çarpı t ile bu olduğunu bahsetmiştik. T'nin ise arkadaşlar 1 bölü f olduğunu söylemiştik. Eğer burada işler dışlar Dan, e, işler dışarı yapacak olursak arkadaşlar karşımıza ne çıkacak? Hız eşittir lambda yani dalga boyu çarpı frekans olduğunu biliyoruz arkadaşlar, değil mi? Burada başka ne öğrenmiştik arkadaşlar? Birinci olarak frekans ve periyodun frekans ve periyodun e, dalga kaynağına bağlı olduğundan bahsetmiştik, e, Kaynağa bağlı olduğundan bahsetmiştik. E, hız ise arkadaşlar ikinci olarak ne öğrenmiştik? Hız ise arkadaşlar ortama bağlıydı artık ortama bağlıydı. Yani ortamdan başka bir ortama geçerken hızımızın değiştiğini bahsetmiştik değil mi arkadaşlar? Bunlar onur sınıfın tekrarı arkadaşlar. Bu sene neden bahsedeceğiz? Bu sene arkadaşlar kırınım, kırınım deseni girişinden bahsedecektik arkadaşlar. Şimdi kırınım ne arkadaşlar? Kırınım bir dalganın bir yarıktan geçtikten sonra dairesel bir şekil almasına biz bunu ne diyeceğiz arkadaşlar? Kırnım diyeceğiz. Bu şekli ise kırın deseni diyeceğiz arkadaşlar. Bir daha söylüyorum. Doğrusal gelip dairesel ayrılmasına kırnım diyeceğiz arkadaşlar. Bu desenin oluşmasına ise biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Kırnım deseni diyeceğiz. Kırnım deseni nelere bağlı arkadaşlar? Biraz onlardan bahsedelim. Kırnım deseni nasıl oluşur? Hangi şartlarda oluşur? Onlardan bahsetmek istiyorum arkadaşlar sizlere. Bakın diyelim ki Diyelim ki arkadaşlar dalgalar doğrusu olarak geldi. Burada kırnıma uğradı arkadaşlar. Kırnım uğradıktan sonra dairesel bir ifade geldi. İşte bunun ismi kırnım arkadaşlar. Kırnım. Dairesel olmasına kırnım diyoruz. Biz bu ifade ne diyoruz arkadaşlar? Kırnım deseni diyoruz. Doğru mu? Yani dairesel dalgalar şeklindeki bükülerek yayılmasına olayına kırnım olayını diyoruz. Kırnım olayında oluşan desene de kırnım deseni diyorduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar diğer bir sayfaya geçmek istiyorum sizlerle beraber. Diğer sayfada bize ne, anlat, ne anlatmamızı istemiş arkadaşlar. Gelin bakalım. Şimdi arkadaşlar kırnımın olabilmesi için ne şartlar lazımdır? Bundan biraz bahsedelim. Canım arkadaşlarım bakın kırnımın olabilmesi için dalga boyunun kesinlikle ama kesinlikle yarık genişliğinden büyük ya da eşit olması lazım arkadaşlar. Bakın şurası yarık genişliği. Bakın şu ifadenin ismiyle arkadaşlar yarık genişliği diyoruz buraya yarık genişliği diyelim. Şimdi arkadaşlar bundan ne olduğunu biliyorsunuz. Bu da dalga boyu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın eğer dalga boyu eğer dalga boyu yarık genişliğinden küçükse ve küçükse arkadaşlar doğrusal gelen dalgalar doğrusal olarak yayılacak. Ama dalga boyu ne zaman ki yarık genişliğinden büyük ve eşitse arkadaşlar kırılma uğrayacaktır. Bakın dalga boyu eşit de olsa arkadaşlar doğrusal gelse bakın dikkat edersiniz. Kırnıma uğruyor. Eğer dalga boyu büyükse arkadaşlar yine kırnıma uğrayacağından bahsetmiştik sizde bahsettik sizler arkadaşlar tamam mıdır? Evet arkadaşlar şimdi diğer bir <laughs> sayfaya geçmeden önce bir bakalım burada örneğimiz var mı bir örneğe bakalım arkadaşlar. Bakın şurada karşımıza bir örnek çıktı ne diyor? Diyor ki x, y, v, z bölgesinde oluşan derin, derinliğe sabit bir dalga lendi. X bölgesinde üretilen dalga boylu doğrusal su dalgalarının yarık aralıkları V1, V2 engellerden geçişi şekildeki gibidir. Buna göre dalga boyu V1, V2 büyükler arasındaki ilişki nedir diye sormuş arkadaşlar. Arkadaşlar X bölgesine baktığımızda, bakın X bölgesine baktığımızda doğrusal gelen dalgalar Nasıl olmuş arkadaşlar doğrusal bir şekilde yayılmış eğer doğrusal gelen dalgalar doğrusal bir şekilde yayılmışsa ben burada ne diyeceğim arkadaşlar V1'in dalga boyundan büyük olduğunu söyleyeceğim neden arkadaşlar ne zaman e, kırnım olayı gözleniyordu eğer dalga boyu yarık genişliğinden büyük eşitse arkadaşlar ne oluyordu Kırınım olayı gerçekleşiyordu. Birinci bölgede kırınım olmadığına göre arkadaşlar o zaman ne diyeceğim? Diyeceğim ki buradaki yarık genişliği dalga boyundan büyüktür. Ee, bu bölgeye geldiğimde arkadaşlar bakın YZ bölgesine geldiğimde Doğrusal gelen dalgalar buradan olmuş arkadaşlar. Bakın kırnıma uğramış. O zaman ne diyeceğim arkadaşlar? Buradaki dalga boyu da V2'den büyük veya eşit olması gerektiğini söyleyeceğim arkadaşlar. Doğru mudur? O zaman bunlar arasındaki ilişki neymiş arkadaşlar? V1 büyüktür e, dalga boyundan. O da büyüktür e, V2 dalga boyundan diyeceğiz arkadaşlar. Evet Geçiyorum arkadaşlar. Ee, sıra sizde diyor. Bakalım ne diyor. Derinliği sabit bir dalga leğene doğrusal dalga kaynağının ürettiği dalga boylu lambda dalga boylu su dalgalarının yarı karalığı V olan engeller arasında geçiş şekildeki gibidir. Buna göre işlemlerden hangileri tek başına yapılırsa kırınım olayı gerçekleşebilir diyor. Şimdi arkadaşlar kırınım olayının gerçekleşebilmesi için ne diyorduk arkadaşların dalga boyunun yarık genişliğinden büyük eşit olması gerektiğini soruyorduk doğru mu arkadaşlar? Bakın biz yarık genişliğini arttırırsak yarık genişliğini arttırırsak arkadaşlar burada kırınım olayı gerçekleşmez değil mi? Bakın şuna bakarak konuştuğumuzda arkadaşlar dalga boyunu büyütmemiz lazım ki kırınım olayı gerçekleşsin arkadaşlar dalganın kaynağının frekansının azaltılması şimdi arkadaşlar frekansın azaltılması bakın şöyle bir formül yazdırmıştık hatırlarsanız 10. sınıf dalgalardan dolayı bunu yazdırmıştık. Demiştik ki hız eşittir dalga boyu çarpı frekans demiştik. Doğru mu arkadaşlar? Siz frekansı azalttığınızda bakın bunu renkli bir başka bir renkle göstereyim siz arkadaşlar. Eğer siz frekansı azaltırsanız dalga boyu ne olacak arkadaşlar? Artacak. Dalga boyunuzun artması neydi arkadaşlar? Kırınım olayının gerçekleşmesi <laughs> anlamına geliyordu arkadaşlar. Doğru mu? O zaman 2 doğrudur diyoruz arkadaşlar. 3'e bakalım. L'ye bir miktar su eklenmesi Arkadaşlar sizleyene su eklediğiniz vakit derinliği arttırırsınız arkadaşlar. Derinliği arttırırsanız, derinlik artarsa arkadaşlar dalga boyu artar. Bakın derinlik artarsa ne diyormuşuz arkadaşlar? Dalga boyu da ne oluyormuş? Artarmış arkadaşlar. O zaman dalga boyu artarsa arkadaşlar ben burada ne düşünmem gerekiyor? Dalga boyunun artması burada bir e, kırınım olayının gerçekleştiğini gösterir arkadaşlar o yüzden doğru cevap ne olacak arkadaşlar 2 ve 3 diyeceğim tamam mı arkadaşlarım bakın e, soru çok basit sadece ve sadece gördüğünüz gibi arkadaşlar e, lambdanın e, yarık genişliğinden büyük eşit olduğunu bilmeniz yeterli arkadaşlar Evet Geldik arkadaşlar sıra sizde iki soru ikinci sorusuna ne diyor derinliği sabit bir dalga leğene doğrusal dalga kaynağının ürettiği su dalgaları iki engelin arasında şekil gibi bükülerek geçmektedir. Yani burada kırnım olduğunu söylüyor. Kırnım varsa arkadaşlar hemen bunu yazıyorum. Lambda büyüktür arkadaşlar. Neyden? Yarık genişliğinden arkadaşlar. Buna göre şekildeki kırnım deseninin oluşmasında kırnım desenin oluşmasında ıı, Niceliklerin hangileri etkisi yoktur diyor arkadaşlar. Bakın hangisinin <laughs> etkisi yoktur diyor arkadaşlar. Bir dalganın frekansı. Şimdi arkadaşlar ben bunu biliyorum. Hız eşitti. Dalga, dalga boyu çarpı frekansı. Doğru mu arkadaşlar? Bakın siz frekansı arttırıp veyahut azaltırsanız arkadaşlar bakın frekansı arttırırsanız dalga boyu azalacak. Veyahut da bunun tam tersi siz frekansı artarsanız dalga boyu ne olacak arkadaşlar? Artacak. Dolayısıyla burada kırınım dalga boyunun artması da bana neyi gösteriyordu arkadaşlar? Kırınım olayının gerçekleştiğini gösteriyordu. O zaman bunun etkisi vardır diyoruz arkadaşlar. Etkisi var. Yani bunu doğru olarak kabul etmeyeceğiz değil mi? Şimdi ikiye geldi ne diyor dalga su derinliği diyor arkadaşlar bakın ee, siz eğer su derinliğini arttırırsanız bir önce anlatmıştık arkadaşlar derinlik artarsa dalga boyu artacaktır arkadaşlar dalga boyu artarsa arkadaşlar bunun da etkisi olduğunu söylüyoruz bunun da etkisi var arkadaşlar. Sonra gelelim arkadaşlar diğer bir öncülümüze. Bu ne diyor arkadaşlar dalga kaynağı ile engel arasındaki uzaklık. Arkadaşlar bakın şuradaki uzaklıktan bahsediyor. Bu uzaklığa L diyelim arkadaşlar. Siz bu L'yi küçültmeniz veya büyütmeniz arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle kırınımı etkilemiyor. Kırmızı etkilebilmesi için arkadaşlar bakın dikkat edin. Ya dalga boyunu değiştirmeniz lazım ya yarık, yarık genişliğini değiştirmeniz lazım. O yüzden arkadaşlar etkisi olmayan üçüncü öncüldür. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? Yalnız, yalnız 3 diyoruz arkadaşlar. Bunun doğru cevabı olması lazımmış? Yalnız 3 diyoruz. Evet arkadaşlarım geçtik. Su dalgalarında girişim olaylarına. Arkadaşlar bakın bunu e, günlük hayatımızda da e, çevremizde arkadaşlar bunu çok rahat bir şekilde gözlemleyebiliriz bakın bir yağmur damlasının su üzerine düştüğünde böyle halkalar oluşması arkadaşlar bakın bu halkalar oluşması ve bu halkaların birbiri içinde geçmesine biz ne diyeceğiz arkadaşlar girişim olayı diyeceğiz arkadaşlar o zaman girişim olayının tanımı neymiş arkadaşlar bakın diyoruz ki arkadaşlar iki ya da daha fazla sayıda dalganın bir bir içinde geçmesi olayına ne diyormuşuz arkadaşlar girişim de diyormuşuz. Bir daha söylüyorum. İki ya da daha fazla iki ya da daha fazla dalganın bir bir içinde geçmesi olayına girişim denir. Girişim yapan dalgaların oluşturduğu desene ise arkadaşlar girişim yapan dalgaların oluşturduğu desene de ne diyormuşuz? Girişim deseni diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, burada yapılan deneylerden bahsediyor. Arkadaşlar burası çok önemli lütfen buraya dikkatli dinlerseniz beni mutlu edersiniz arkadaşlar. Şimdi girişim deseninde arkadaşlar dalga tepesi ve dalga çukurundan bahsedeceğiz. Bakın şu nokta nokta olarak gösterdiğimiz dalga çukuru düz çizgi olarak gösterdiğimiz de dalga tepesidir arkadaşlar. Şimdi dalga tepesi ve dalga çukuru nasıl oluşur arkadaşlar? Bakın iki tane dalganın üst üste binmesidir arkadaşlar bu olay. Ee, şöyle düşünelim arkadaşlar. Bakın iki tane kaynak var. Ee, bu kaynaklar dalgalar üretiyor arkadaşlar. Bu üretilen dalgalardan arkadaşlar bakın iki tane dalga tepesinin yani şöyle söyleyelim tepe artı tepe veya çukur artı çukur ifadesi kullanacağız arkadaşlar. Bunlara biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Karın çizgisi veya katar çizgisi diyeceğiz arkadaşlar. Unutmayalım bunu. Diğer bir ifade ne olarak nasıl gösteririz arkadaşlar? Eğer bunun tam tersi olarak tam tersi olarak yani bir tepe bir çukur üst üste binmesi olayına biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Bir tepe bir çukur üst üste binmesine neyse arkadaşlar? Düğüm çizgisi diyeceğiz arkadaşlar. Bakın bunun altına da hemen bir tepe bir çukur dediğimiz vakit arkadaşlar bu da ne olacak düğüm çizgisi olacak arkadaşlar yani burada sönümleme var burada ise arkadaşlar birbirini tetikleme var yani arkadaşlar bakın şöyle düşünün iki tane şunu alta çekeyim arkadaşlar bakın iki tane dalgayı düşünün şu şekilde bu dalgalar arkadaşlar birbirine doğru geldi belli bir süre sonra arkadaşlar karşılaştıklarında bu ikisi birbirini bu şekilde tetikleyecekler arkadaşlar. Maksimum bir dalga elde edeceksiniz. Bunun e, tersi işte buna biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Karın veyahut da e, karın veyahut da katar çizgisi diyeceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Bunun tersi doğru arkadaşlar. Çukur içinde düşünürseniz aynı şey. Arkadaşlar bakın eğer bir tepe bir çukur şu şekilde arkadaşlar aynı yöne doğru geldiklerinde arkadaşlar bakın birbirleriyle karşılaştıklarında ne olacak arkadaşlar bunlar birbirini sönümleyecek arkadaşlar. Sönümledikleri yerlere biz ne diyecekmişiz arkadaşlar? Düğüm çizgisi diyecekmişiz. Bakın burada şurada hemen size göstereyim. Bakın iki tane dalga tepesi. Bakın düz çizgi olan dalga tepesiydi. Kesik kesik olan dalga çukuruydu. Bakın burası bir katır katar çizgisi. Bakın şurası bir Katar çizgi, Katar çizgisi yani karın çizgisi arkadaşlar, şurası düğüm çizgisi olarak da söyleyebiliriz arkadaşlar. Bakın e, kitabımız nasıl tanımlamış, gelin ona bakalım isterseniz. Bakın diyor ki A noktasında olduğu gibi iki dalga tepesinin üst üste binmesiyle maksimum genlikle titreşen aydınlık noktalara çift tepe, B noktasında iki dalga çukurunun üst üste binmesiyle oluşan maksimum genliğe ise çift çukur. Yani karanlık saçak olduğundan bahsetmiş arkadaşlar. Sonra düğümden bahsetmiş. Bakın diyor ki C noktasında yani şurada arkadaşlar. C noktasında olduğu gibi tepe ve çukur üst üste gelmesine de ne diyormuşuz arkadaşlar? Düğüm noktası diyormuşuz. Bakın burayı bir daha tekrarlayacağım size arkadaşlar. Çünkü gerçekten burası çok önemli arkadaşlar. Bakın bir daha söylüyorum. Dalga tepesiyle arkadaşlar. Dalga tepesiyle bakın tepe tepe artı çukur çukur üst üste gelmesine biz ne diyoruz arkadaşlar katar katar e noktası veya da karın noktası diyoruz arkadaşlar eğer dalga artı çukur olursa arkadaşlar buna da düğüm noktası diyoruz arkadaşlar tamam mı şimdi arkadaşlar biraz da katar çizgisi ve düğüm çizgisinden bahsedeceğim bakın arkadaşlar e şöyle düşünün şurada bakın bir e Şuraya bakar mısınız? Bir dalga tepesi, bir dalga çukuru karşılaşmış arkadaşlar. Bundan dolayı arkadaşlar bakın hep bu şekilde gidiyor. Bakın şurada da bu şekilde karşılaşmış. O zaman bunun ismi nedir arkadaşlar? Bunun ismi düğüm çizgisi. Tamam mı? Arkadaşlar tam merkezdeki ise, bakın unutmayın tam merkezdeki ise arkadaşlar, merkezi karın çizgisi veyahut da merkezi katar çizgisi olarak da isimlendireceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Hadi gelin kitabımız nasıl tanımlamış arkadaşlar. Gelin ona bakalım. Çift tepe, çift çukur noktaları birleşmesiyle elde edilen çizgilere dalga katarı ya da karın çizgisi denir arkadaşlar. Tam ortada oluşanları ise arkadaşlar bakın tam ortadan bölene ise arkadaşlar merkezi dalga katarı yani sıfırıncı dalga katar denir arkadaşlar. Ee, aynı şekilde arkadaşlar bakın bahsettiğim gibi eğer bir dalga bir dalga tepesi bir dalga çukurunun üst üste binmesine biz ne diyecekmişiz arkadaşlar düğüm çizgisi diyecekmişiz ondan da bahsetmiş arkadaşlar kitabımız şimdi arkadaşlar bakın önemli olan kısmı size bir daha anlatacağım buraya lütfen dinleyin arkadaşlarım dikkati dinleyin burası merkezi katar çizgisi arkadaşlar bakın merkezi katar çizgisi tamam mı bundan sonraki gelen arkadaşlarım birinci e, katar çizgisi. Bundan sonra gelelim arkadaşlarım ikinci katar çizgisi. Aynısının bir benzeri burada olacak arkadaşlarım. Birinci katar çizgisi. Şuraya geldiğimde ikinci katar çizgisi diyeceğim arkadaşlar. Şimdi renkli bir kalem kullanalım. Bunların tam ise arkadaşlar. Bakın şurada, şurada aynı şekilde burada simetri olacak şekilde arkadaşlar. Burada da birinci düğüm çizgisi. Bakın düğüm çizgisi, ikinci düğüm çizgisi, birinci düğüm çizgisi ikinci düğüm çizgisi diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada bakın soruları çözmek dikkatli bir şekilde dinlerseniz sorular ne kadar basit geleceğini göreceksiniz arkadaşlar. Bakın arkadaşlarım katar çizgisiyle katar çizgisiyle düğüm çizgisi katar çizgisi diyelim arkadaşlar. Şunu bir silim isterseniz daha düzgün bir şekilde yazalım. Bakın bir daha söylüyorum. Katar çizgisi, burada var arkadaşlar. Bakın ardışık bir dalga katarı düğüm çizgisi arasındaki uzaklık oluşturulan dalgaların dalga boyunun 1 bölü 4'ü kadardır. Yani arkadaşlar bakın katarla düğüm arasındaki mesafe lambda bölü 4 katar. 4, lambda bölü 4'tür arkadaşlar. Ama arkadaşlar düğümle düğüm veya karınla karın bakın düğümle düğüm veyahut da karınla karın arasındaki uzaklık ise arkadaşlar lambda bölü 2 kadardır. Bunu bilmemiz gerekiyor. Bu birinci bilmemiz gereken. ikinci bilmemiz gereken arkadaşlarım bakın merkezi katar çizgisinin sağındaki ve solundaki arkadaşlar çizgi sayıları birbirine eşittir arkadaşlar. Merkezi doğrusundaki bakın ne diyor burada? Merkez doğrusuna göre simetrik ve eşit sayıda diyor arkadaşlar. Doğru mu? Arkadaşlar bakın, bunları anlattık. Önemli olan kısımları ben size üstüne dura dura anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Bir de şu çok önemli arkadaşlar. dalga kaynakları arasındaki mesafe ne kadar artarsa o kadar katar veyahut da düğüm çizgisi elde edilir arkadaşlar. Bunu unutmuyorsunuz arkadaşlar. Bakın bir daha söylüyorum. Buradaki yol farkına ne kadar L diyelim? Siz L'yi ne kadar arttırırsanız arkadaşlar dalga sayısı da o kadar artar. Yani dalga sayısı da o kadar artarmış. Değil mi arkadaşlarım? O kadar artar diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Biraz da yol farkından bahsedelim. Yol farkı ne arkadaşlar? Yol fa farkı şu. Bakın arkadaşlar şurada herhangi bir nokta seçtik. Bu noktanın buradaki e, dalga kaynağına ve şuradaki dalga kaynağına uzaklıkları olsun arkadaşlar. Bu uzaklıklara biz ne diyeceğiz arkadaşlarım? Yol farkı diyeceğiz. Tamam mı? Bakın, e, bir daha söylüyorum. Tanımı da burada bir daha söyleyeyim arkadaşlar. Girişim deseni üzerinde seçilen bir noktaya özdeş kaynaklardan gelen dalgaların aldığı yolların farkına yol farkı denir ve ds ile gösterilir arkadaşlar. Yol farkını biz ds ile gösterecekmişiz. Arkadaşlar yol farkı bize neyi verir? Bakın yol farkı yol farkı eğer dalga boyunun tam katıysa arkadaşlar tam katıysa tam katıysa yani lambda e, 2 lambda 3 lambda gibi tam katıysa arkadaşlar biz burada ne diyeceğiz arkadaşlar? E, Katar çizgisi üzerinde olduğunu söyleyeceğiz. O noktanın Katar veya karın çizgisi üzerinde olduğunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Karın çizgisi üzerinde olduğunu söyleyeceğiz. Çizgisi üzerinde. Üzerinde diyorum arkadaşlarım. Eğer e, yol farkı lambda bölü 2. E, Veyahut da 3 lambda bölü 2. Gibiyse arkadaşlar. Diyeceğiz ki. Düğüm çizgisi üzerinde olduğunu söyleyeceğiz. Düğüm çizgisi üzerinde olduğunu söyleyeceğiz. Yani o seçilen nokta. Düğüm çizgisi üzerinde olduğunu bileceğiz. Tamam mı arkadaşlarım? Bakın kitabımız da bunu çok güzel bir şekilde e, bize tanıtmış. Bakın arkadaşlar yol farkına dikkat ederseniz, bakın lambda çıkıyor. E, lambda çıkıyorsa arkadaşlar ne diyecekmişiz? E, bu karın çizgisi üzerinde. Bakın yol farkı yine bakın 2 lambda çıkıyor. O zaman biz buna ne diyecekmişiz arkadaşlar? Karın çizgisi üzerinde olduğunu söyleyecekmişiz. Eğer yol farkı bakın böyle 1 bölü 2, 3 bölü 2 gibi çıkarsa arkadaşlar düğüm çizgisi üzerinde olduğunu söyleyecekmişiz. Değil mi arkadaşlarım? Evet hemen geçtim. Geçtim. Bundan bahsetmiştik arkadaşlar. Yol farkının ıı, bakın rasyonel olması. Bakın yol farkının rasyonel olması düğüm çizgisi üzerinden olduğunda olduğunu söylemiştik arkadaşlar. Evet arkadaşlar şurada bir soru var. Hemen gelin şu soruyu çözmeye çalışalım arkadaşlar. Ne diyor? Aynı anda titreşen özdeş noktasal K1 K2 kaynaklarının ürettiği su dalgaları oluşturduğu girişim desindeki bazı girişim çizgileri şekildeki gibidir. Kaynakların ürettiği dalgaların dalga boyu lambda olduğuna göre girişim deseni üzerine seçilen A ve B noktaları için desen üzerinde seçilen A ve B noktaları için ifadelerinden hangileri ifadelerinden hangileri doğrudur demiş arkadaşlarım. Hadi gelin beraber çözmeye çalışalım arkadaşlar bu soruyu. Beraber çözelim. Burada bilmemiz gereken neydi arkadaşlar? Ardışık iki dalga katar arasındaki fark lambda bölü 2 idi. Ama katarla düğüm arasındaki fark neydi arkadaşlar? Lambda bölü 4'tü. Bunu biliyorduk değil mi arkadaşlar? Bakın hemen bu ifadenin e, ş, bu burası merkez e, katar çizgisiydi. Eğer ben bunun tam ortasına şöyle lambda bölü 2 çizecek olursam bakın lambda bölü 2 o zaman bu arkadaşlar bakın ne diyor? A noktası katar üzerindedir diyor. Doğru arkadaşlar. Bakın dikkat ederseniz lambda'nın tam katı olarak lambda bölü 2 lambda bölü 2 ayırdı. Bakın şu ifadeye bakar mısınız? Burası lambda bölü 4 vermiş. Lambda bölü 4 vermişse arkadaşlar bu da düğüm çizgisi üzerinde olduğunu gösterecek arkadaşlar. Bakın ne diyor? B noktası düğüm çizgisi üzerindedir diyor. Doğru. A noktası bir çift tepe noktası olabilir diyor. Arkadaşlar katar veya karın ne demekti hatırlarsanız tepe artı tepe veya çukur artı çukur olduğunda biz ne diyorduk arkadaşlar? Karın veya da katar çizgisi üzerinde olduğunu söylemiştik değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar bakın dikkat ediyorsunuz. Bakın dikkat ediyorsunuz. Burada dikkat etmeniz gereken ne arkadaşlar? Dalga boyunun lambda olduğunu biliyorum ve ardışık iki tane dalga katarı veyahut da düğüm noktalar arasındaki farkın lambda bölü 2 olduğunu biliyorum arkadaşlar bakın şöyle söyleyelim katar katar tamam mı Veyahut da düğüm düğüm arasındaki farklar lambda bölü 2 kadar ama katar ve düğüm arasındaki fark ise arkadaşlar lambda bölü 4 olacaktı arkadaşlar bakın burada lambda bölü 4 varsa eğer ben burada neyi bileceğim arkadaşlar buranın düğüm çizgisi olduğunu bileceğim arkadaşlar evet devam ediyorum sıra sizde 3 nolu soruda arkadaşlar ne diyor burada derinliği sabit bir dalga leğeninde aynı anda çalışan özdeş iki noktasal dalga kaynağının ürettiği dairesel dalgaların oluşturduğu girişin deseni şekildeki gibidir diyor. Buna göre desende üretilen A, B, C, D, E, F noktalarından hangileri düğüm çizgisi üzerindedir diyor. Düğüm çizgisi olması için ne lazımdı arkadaşlar? Düğüm çizgisi olması için ne lazımdı? Hatırlıyoruz değil mi arkadaşlar? Düğüm çizgisi olması için tepe artı çukur olması gerekiyordu düğüm olabilmesi için. Bunu bilmem lazım arkadaşlar. Bakın düz çizgi neydi arkadaşlar? Dalga tepesiydi. Dalga tepesiydi. Kesikte olan neydi arkadaşlar? Çukurdu. Değil mi arkadaşlarım? Şimdi arkadaşlar bakın ben neyi arayacağım? Tepe artı çukur arayacağım. Bakın burada tepe artı çukur nelerde var arkadaşlar? Bakın D noktasına baktığımda arkadaşlar tepe artı çukur var. Başka nerede var arkadaşlar? C noktasına baktığımda arkadaşlar tepe artı çukur var. Bakın şurası C noktası. Tepe artı çukur var. F noktasına baktığımda çukur çukur. O zaman katar. A noktasına baktığımda tepe tepe katar. B noktasına baktığımda çukur çukur katar. E noktasına baktığımda çukur çukur katar. C noktasına baktığında ise arkadaşlar bakın tepe tepe katar. O zaman doğru cevap ne olması lazım? Düğüm çizgisini sorduğu için. D ve C noktası diyeceğiz değil mi arkadaşlarım? DVC ve C noktası neymiş arkadaşlar? Düğüm çizgisi üzerindeymiş arkadaşlarım. Evet sıra geldi. Sıra sizde 4 nolu soruya. Burada bize ne sormuş arkadaşlar? Diyor ki derinliği sabit bir dalga leğeninde aynı anda çalıştırılan özdeş iki noktasal dalga kaynağının ürettiği dalgalar girişim deseni oluşturuyormuş. Buna göre girişim deseninde oluşan dalga katar sayısını dikkatin arkadaşlar dalga katar sayısını arttırmak için işlemlerinden hangileri yapılabilir diyor arkadaşlar. Arkadaşlar dikkat ettiyseniz eğer bize neyi sormuş burada? Ee, Katar sayısını arttırabilmek için arkadaşlar. Ne olması gerekiyormuş? Arkadaşlar size ne demiştik? Hatırlarsanız demiştik ki eğer kaynaklar arasındaki kaynak 1 diyelim ve kaynak 2 diyelim arkadaşlar. Arttırırsanız buradaki e, çizgi sayısı artıyordu arkadaşlar. Gelin tek tek inceleyelim. Kaynaklar arasındaki uzaklığı arttırmak. Evet arkadaşlar uzaklığı arttırırsanız bakın burası birinci merkez e, katar çizgisi olsun. Katar çizgisi merkez katar çizgisi arkadaşlar. Siz bu aradaki aralığı arttırırsanız buradaki çizgi sayısı ne olacak arkadaşlar? Artacaktır. Bakın kaynaklar arasındaki uzaklığı ne kadar arttırırsanız çizgi sayısı artar. O zaman bir nolu ifade doğru. L'nin bir miktar su eklemek. Arkadaşlar su eklerseniz derinlik artar. Derinlik artar. Derinlik artarsa ne olurdu arkadaşlar? Dalga boyu artar. Dalga boyu artar. Doğru mu? Dalga boyu artar arkadaşlar. Şimdi dalga boyunun artması, bakın dalga boyunun artması bu aralığı azaltır arkadaşlar. Azaltırsa katar çizgisi ne olacak arkadaşlar? Pardon. Dalga boyunu artması, şurayı artması arkadaşlar. Şöyle örnek verelim size. Bakın şimdiki dalga boyu 1 santim olsun. Ama biz dalga boyunu 2 santime çıkardığımız vakit, 2 tane dalga boyuna çıkardığımız vakit arkadaşlar ne oldu bakın? Çizgi sayısı ne olacak arkadaşlar? Azalacak. Ama ben neye bakmak istiyorum? Katar sayısını, çizgi sayısını arttırmaya çalışıyorum. Değil mi arkadaşlar? O yüzden 2 nolu ifade olmayacak. 3 numaralı ifadeye bakma kaynağın frekansını arttırmaktan bahsetmiş. Arkadaşlar bakın geçen seneki şu formülü ben size işte o yüzden verdim. Bakın işimize lazım olacak. Tamam ÖSYM e, birçok matematiksel işlemleri kaldırdı. Ama e, formüller bize yorum yapmamızda yardımcı oluyor arkadaşlar. Frekansı arttırdığımda arkadaşlar bakın frekansı arttırdığımda dalga boyunu olacak azalacak. Dalga boyu azalırsa arkadaşlar çizgi sayısı da artar. O yüzden doğru cevap ne olacak arkadaşlarım? 1 ve 3 olacak arkadaşlar. Tamam mı? Yani dalga boyu arttıkça çizgi sayısı azalır. Dalga boyu azaldıkça da çizgi sayısı artar arkadaşlar. Bundan da size bahsetmiş olduk. Evet arkadaşlar hemen geçiyorum diğer bir sayfaya arkadaşlar. Aslında diğer bir sayfaya geçmeden arkadaşlar bakın e, yeni bir başlığımız var artık. Işığın çift yarıkta, yarıkta girişimi etki eden değişkenler diyor arkadaşlar. Hemen gelin bunlardan bahsedelim. Burada bir deneyimiz varmış. Geçiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ilk defa e, şu ışığın e, çift yarıktaki e, girişim olayını bize yapan bilim adamı kim arkadaşlar? Thomas Young dediğimiz bir bilim adamımız arkadaşlar. Bu bilim adamı ne yapıyor arkadaşlarım? Bakın diyor ki şimdi aynı fazla bir ışık kaynağını oluşturamayacağı için arkadaşlar bu arkadaşım önce bir ışık demeti oluşturuyor. Bunun önüne tek yarıklı bir engel koyuyor. Tek yarıkta engelden sonra burada bir kırınım elde ediyor arkadaşlar. Bakın kırınım elde ettikten sonra bakın dikkat ederseniz sanki burada aynı fazla çalışan iki tane ışık kaynağı elde edecek. Ve bu ışık kaynakları da arkadaşlar bakın görüyorsunuz ayrı ayrı kırılma uğrayacak arkadaşlar. İşte bu deneyi yapan bilim adamımız buradan neyi elde etmeye çalışmış arkadaşlar. Önce ona bakalım. Bakın şunu elde etmeye çalışıyor. Birincisi arkadaşlar merkezdeki tam şuradaki arkadaşlar buranın ismi merkezi aydınlık saçak olacak arkadaşlar. Merkezi aydınlık saçak diyoruz. Şunu biraz daha yukarı çıkaralım arkadaşlar. Merkezi aydınlık saçak diyoruz arkadaşlar. İşte arkadaşlar bakın yapılan deneyde yapılan deneyde şunu görüyor. Bakın bu deseni şu arkadaşlar. Merkezi aydınlık saçak. Arkasında arkadaşlar ne geliyor? Karanlık saçak. Bakın. Sonra tekrar merkez aydınlık saçak. Tekrar karanlık saçak şeklinde ardışık bir şekilde devam ediyor arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar bizim burada bilmemiz gereken bir takım şeyler var. Bunlar nelerdir arkadaşlar? Birincisi saçak genişliği. Arkadaşlar bakın saçak genişliği şu şekilde ifade edeceğiz. Delta x olarak göstereceğiz arkadaşlar. Tanım olarak bize kitabını vermiş. Gelin bakın o tanımı da bir defa okuyalım. Ardışık iki aydınlık ya da karanlık saçak arasındaki mesafeye saçak genişliği diyeceğiz arkadaşlar. Sembolü de dx olarak göstereceğiz. Bundan bahsetmiştik arkadaşlar. Tamam mı? Evet arkadaşlar geçiyorum hemen diğer bir sayfaya. Arkadaşlar bakın e, burada şunu unutmayalım. E, siz eğer renk değiştirdiğinizde arkadaşlar eğer e, deney yaptığınızda deneyde kırmızı veya da e, farklı bir renk kullandığınızda arkadaşlar neler oluşur? Neler elde edilir? Arkadaşlar gelin ona bakalım isterseniz. E, hemen ondan biraz bahsedeceğim size. Arkadaşlar bakın e ee, şurada şurada size biraz şundan bahsedelim. Bakın arkadaşlar e, kırmızı ya da yeşil ışığın aynı çift yarık düzeninde gönderilmesiyle elde edilen saçak görünümleri bu şekildeki gibidir arkadaşlar. Kırmızı ışığın dalga boyu bakın buraya dikkat edin arkadaşlarım. Kırmızı ışığın dalga boyu Yeşil ışın dalga boyundan büyük olduğundan saçak genişlikleri daha büyük olur. O zaman şunu söyleyebilir misiniz arkadaşlar? Dalga boyu büyüdükçe saçak genişliği ne olacakmış arkadaşlar? Büyüyecekmiş. Bakın yorum sorularında arkadaşlar bunu kullanacağız. Tamam mı arkadaşlarım? Evet devam ediyorum arkadaşlar. Devam ediyorum. Işığın, ışığın çift yarık yarıklık, çift yarıktaki girişimi etki eden diğer değişkenlere bakalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın buradakiler yorum sorusu olarak karşımıza çok gelecek. O yüzden arkadaşlar buraya lütfen dikkat etmenizi istiyorum. Bunlara lütfen çok çok dikkat edin arkadaşlar. Dikkatli dinlemenizi tavsiye edeceğim sizden arkadaşlar. Arkadaşlar bakın bir daha söylüyorum. Matematiksel işlem olarak ÖSYM kaldırıldı. Ama bunları bilmemizde fayda var arkadaşlar. Bu ne? Dalga boyu çarpı L bölü n çarpı d diyoruz arkadaşlar. Bakın şu ne dedim arkadaşlar? E, yarık düzlemli ekran arasındaki uzaklık demektir arkadaşlar. Tamam mı? Dediğimiz, d dediğimiz ifade arkadaşlar eğer tek yarıksa arkadaşlar şuradaki uzaklık eğer çift yarıksa arkadaşlar bakın aradaki uzaklık. E, n dediğimiz ifade ne arkadaşlar? Siz bu ortama e, su veyahut da saydam veya saydam olmayan bir cisim kattığınızda e, indisi değiştirirseniz arkadaşlar işte delta x yani saçak genişi nasıl değişir o bunların yorumu yapma, yap, yapacağız arkadaşlar tamam mı buralar çok önemli o yüzden dikkat ederseniz sevinirim arkadaşlar ışığın kaynağının ışık şiddeti arttırılırsa girişim deseni yerinde ve saçak genişliği değişiklik olmaz arkadaşlar bakın siz kaynağı arttırdığınızda sadece merkez Parlaklıklar daha da parlak olacak arkadaşlar. Sadece bunu bilmeniz yeterli. Bakın bir daha söylüyorum. Işık kaynağını şiddetini arttırırsanız arkadaşlar e, parlak saçaklar e, yani aydınlık saçaklar arkadaşlar daha parlak gözükecektir. Veya siz ışık kaynağını Arkadaşlar şöyle yapalım, buraya bir nolu ifade diyelim yön diyelim, buraya iki nolu yön diyelim arkadaşlar. Bir yönlü bir yöne doğru kaydırırsanız yine saçak parlaklığınız artacak. Değişen hiçbir şey olmayacak. Yani saçak genişliğinizi değiştirmeyecek arkadaşlar. Eğer siz ışığınızı arkadaşlar bakın yukarıya doğru götürürseniz merkezi aydınlık saçak aşağı doğru gidecektir. Eğer siz ışık kaynağınızı aşağı götürürseniz arkadaşlar merkezi aydınlık ne olacak arkadaşlar? Yukarı doğru hareket edecek diyoruz. Ama bunların hiçbir arkadaşlar merkezi aydınlık saçağın parlaklığını değiştirmez arkadaşlar. Değiştirenler neydi arkadaşlar? Bakın ben size söylemiştim, da, demiştim ki delta x eşittir n çarpı e, formül ne olarak vermiştim. Pardon arkadaşlar, şunu sileyim ben hemen size. Formül olarak size şöyle bir ifade kullanmıştım hatırlarsanız delta x eşittir lambda çarpı l bölü n deydi arkadaşlar. Bakın uzaklığı arttırırsan saçak genişliği artar. Dalga boyunu arttırırsan saçak genişliği artar. Ama kırınım indisini arttırırız, azaltırsanız saçak genişliği artar arkadaşlar. Aynısı yarıklar arasındaki uzunluğa da bağlıydı arkadaşlar. Bakın burada siz indisi arttırdığınızda, indisi arttırdığınızda ne olacak arkadaşlar? Saçak genişliği ne olacak? artacak arkadaşlar. Eğer yarık genişliğini azaltırsanız da saçak genişliği artacak. Sizden tek ricam arkadaşlar delta x eşittir. Delta x eşittir. A lambda çarpı L N çarpı D formülünü unutmamanız arkadaşlarım. Tamam mı? Canım arkadaşlarım eğer siz eğer siz ee, yarıkların birinin önüne saydam madde ko koyarsanız bakın saydam madde koyarsanız nereye saydam madde koyarsanız arkadaşlar merkezi aydınlık saçak o tarafa doğru hareket edecektir. Bakın eğer buraya koymuş olsaydınız merkezi aydınlık saçak aşağı doğru gidecektir. Bunun sebebini arkadaşlar şöyle düşünün arkadaşlar. Bakın Burada bir aracınız olsun. Bunu burada bir aracınız olsun arkadaşlar. Bir aracınız da burada olsun. Bunlar birbirine doğru hareket etsin arkadaşlar. Burası V, bu V/2 hızlı hareket etsin arkadaşlar. Burası da tam merke orta noktaları olsun. Arkadaşlar bakın, Bunun hızı daha fazla olduğu için burada bir yerde karşılaşacaklar arkadaşlar. O yüzden bakın, hızı fazla olan az olana doğru kayacak. Burada ee, hız azalacağı için arkadaşlar bakın hız azalacağı için bu tarafa doğru kayacak arkadaşlar. Tamam mı? Evet arkadaşlar, burada noktayı koyuyorum. Bir dahaki derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Mutlu kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.